Peki Bülent Hocam, tiroitte sık rastlanan hastalıklar da var mıdır? Tiroit bezinin birçok çeşit hastalığı var. Tiroitle ilgili hastalıkları esasında iki temel branş daha çok ilgileniyor. Biri endokrinoloji. Endokrinoloji uzmanları, endokrinologlar ilaç ile olan tedavilerini organize ederler. Operasyonla çözülecek işleri de genel cerrahi üstlenir. Tiroitte en sık rastlanan, özellikle genç yaşlarda ve daha çok kadınları ilgilendiren, halk da bunun ismini çok duydu, Hashimoto tiroiditi denilen bir tiroit hastalığı vardır. Bu Hashimoto denilen bir bey tarafından bulunmuş olan bir hastalık. Dediğim gibi sıklıkla genç kadınlarda hatta daha çok olur. Tiroit bezinin hormon üretme kapasitesinde idiopatik bir enfeksiyona bağlı, tam nedenleri de bilinmeyen bir sebepten dolayı yavaş yavaş hücreler hormon yapmamaya başlar. Tiroidit gelişir ve bu tiroid bezinin hormon yapma kapasitesi giderek azalır. Şöyle ki, örneğin diyelim 1 milyon hücre var. Bu yavaş yavaş 900, 800, 700'lere iner. Orada da artık hormonlar yeterince yapılamayınca TSH hormonu yükselmeye başlar. Kişi dediğim gibi yavaş yavaş yaşlanır, hareketleri aksar, ne bileyim saçları dökülür falan, böyle problemler oluşur. En sık rastlanan hastalığı budur, Hashimoto tiroiditi. Ama her organ gibi, işte iltihabından tutun da içinde kistler olabilir, nodüller olabilir, guatr hastalığı vardır. Bir de daha da ileride de konuşacağız sanırım, tiroidin kanserleri vardır. Peki hocam, tiroid hastalığı kilo aldırır mı? Evet, doğru. Doğru bir tespit. Kilo aldırır. Eğer örneğin Hashimoto tiroidine bağlı hormon yapma kapasitesi düştü ise ve kişi bunu anlamaz ise kabızlık olur, yavaş yavaş organları ağır çalışır ve yedikleri hep üzerinde kilo olarak kalır ve de bir kilo almasına neden olur. Ve Bülent Hocam, tabii her tiroid nodülünde cerrahi işlem uygulanır mı, uygulanmaz mı? Evet. Şimdi yine tiroidin hastalıklarından bir bu, nodül oluşmadan tiroidin iltihaplanmalı hastalıkları var. Bunlar hormon tedavisi, bazı ek tedavilerle kontrol altında tutularak, örneğin hormon eksikse yerine hormon verilerek ya da fazla ise azaltıcı ilaçlarla düzenlenebilir. Ama bir de nodüller var. Parmak bastığınız nokta önemli. Esasında tiroid nodülleri çok yaygın. Yani aşağı yukarı 10 kişinin 5'inde 6'sında rastgele yapılan otopsilerde de rastlanılmıştır buna. Tiroid nodülleri var. Nodüllerde önemli olan bir yapısı, içerisinde kötü hücre barındırıp barındırmadığı, aktivitesi, hormon yapıp yapmadığı, bir de kistik olanları da vardır. Yani içerisinde sadece su gibi koloidal materyaller olduğu ve de büyüklüğü önemli. Onun için her tiroid nodülü için ameliyat gerekmez. Evet. Peki nodüller ağrı yapar mı? Nodüller bazen ağrı yapar. Genelde ağrı yapmaz ama öyle zor sorular soruyorsunuz Esra Hanım. Şimdi normalde nodüller ağrı yapmaz ama evet, bazen nodülün içerisinde kanama meydana gelir ve aniden şişer nodül ve boğazı hastanın. Bu kanamadan dolayı, hızlı hacim artışından dolayı ağrı olabilir.